İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Armenak Abrahamyan, Sevr Antlaşması toprağa gömülemez. Diktatör Aliyev rejimine karşı yaptırımların uygulanmasının zamanı gelmiştir. Ermeni Nahiçevan, Babunk ya da Babunk köyü. Uruguay'da Arama Çadıryan'ın 120. yıl dönümü dolayısıyla konser düzenlendi. Çin'de Ermeni halkının kültürün çeşitli alanlarında bıraktığı derin izlerle ilgileniyorlar. Batı Ermenistan'ın Amasya ilinde orman yangını çıktı. Doğu Ermenistan'ın 18 yaş altı satranç takımı Avrupa ikincisi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan, Sevr Antlaşması'nın onaylanmasının 8. yıl dönümü nedeniyle yapılan toplantı tartışma sırasında onlarca yıl sonra ilk kez 1920'deki Cumhuriyetimizin bir kısmı olan Artsakh topraklarının başarıyla kurtarılması önemine vurgu yaptı. Armenak Abrahamyan, ilgilileri rencide etmemek adına ayrıntılara girmek istemese de Sevr Antlaşması'nın toprağa gömülemeyeceğinin anlaşılmasının önemli olduğunu vurguladı. Bunun kanıtı olarak Nikol Paşinyan'ın Sevr Antlaşması'nın imzalanmasının 100. yıl dönümünde yaptığı açıklama anlamlıdır. Armenak Abrahamyan konuşmasında bu uluslararası antlaşmanın Ermenilerin hakları ve Batı Asya'da barış ve adaletin tesisi için imzalandığını kabul ediyor, dedi. Abrahamyan, Ermenistan'dan bahsederken tarihi Ermenistan'dan değil, 1920'deki Ermenistan Cumhuriyeti'nden bahsettiğimizi ve bunun esas olduğunu, antlaşmanın 89. maddesinin Paşinyan'ın da tanıdığı, Ermeni halkının Ermeni dağlık bölgeleriyle yadsınamaz tarihsel bağını doğruluyor, dedi. Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan, bu madde Türkiye ile Ermenistan'ın ve diğer aktif tarafların Trabzon, Van ve Bitlis vilayetlerinde Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi sorununu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın hakemliğine sunmasını öngörmektedir. Bunun yanı sıra denize erişim ve Ermenistan'ın sınırlandırılmasına ilişkin diğer hükümleri içerdiğini ifade ederek konuşmasını özetledi. Böylece Sevr Antlaşması'nın 89. maddesi Başkan Wilson'a Batı Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırı resmi olarak belirleme yetkisi veriyordu. Avrupa Parlamentosu'nun tüm gruplarından oluşan bir grup milletvekili Bakü ve Rusya'nın Ermeni-Fransız askeri işbirliğine ilişkin eleştirilerine, olumsuz tepkilerine ve tehditlerine yanıt olarak ortak bir bildiri yayınladı. Açıklamada savaşa hazır ve modern askeri teçhizatla donatılmış bir orduya sahip olmanın her ülkenin egemenlik hakkı olduğu vurgulandı. Milletvekilleri Rusya ve Bakü rejimlerinin Doğu Ermenistan'a yönelik Doğu Ermenistan'ın Güney Kafkasya'da bir çatışmayı kışkırttığı yönündeki suçlamaları iki ülke arasında Eylül 2023'te çok sayıda kişinin ölümüne yol açan ve Artsakh'ta 120.000 Ermenilere yönelik etnik temizliğe uğrayan bir komplonun varlığını bir kez daha kanıtlıyor, dedi. Ortak açıklamada bu hiçbir şekilde Avrupa Birliği tarafından kabul edilemez ve bölgesel barış ve güvenliği baltalayan yıkıcı eylemleri ve insan haklarını ihlal etmesi nedeniyle diktatör Aliyev rejimine yaptırım uygulamanın tam zamanıdır ifadesine yer verildi. Gartman-Şirvan-Nahçıvan adlı Pan-Ermeni Birliği, Nahiçevan Nehri'nin sol kıyısında yer alan Babunk veya Babunk köyüne atıfta bulundu. Tarihi Babunk köyü, Şahapunk'un en büyük köylerinden biriydi. Büyüklüğünü kanıtlayan izler bugün bile görülüyor. Köyün hemen dışında büyük ve eski Ermeni mezarlığı yer almakta, büyük bir kilisenin kalıntıları da görülmekte, köy evlerinin kalıntılarının bir kısmı da Sev adı verilen kaya silsilesinin başında yer almakta olup kale görünümünü andırmaktadır. Son Ermeni aileler bu tarihi köyü 1980'li yıllarda terk etmişlerdir. Ne yazık ki günümüzde yazılı kaynaklarda köyün tarihi geçmişine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Tarihi köyün Meryem Ana Kilisesi'nin ne zaman inşa edildiğine dair kesin bir veri bulunmamakla birlikte yapılan araştırmalar kilisenin 12. yüzyılın sonlarında kurulduğu ve 1840-1845 yıllarında harabeye çevrildiği sonucuna varmamızı sağlıyor. 1872'de kilisenin onarılması başarılmış, 1990'da ise kilisenin kalıntıları hala korunmuştur. 1960'lı ve 1970'li yıllarda yapılan kazılar sonucunda köy topraklarında Tunç çağına ait çok sayıda arkeolojik eser bulunmuştur. Yuvarlak bir şekle sahip olan ve üzerinde insan figürünün açıkça görülebildiği taştan büst dikkat çekicidir. Babunk mezarlığı köyün 700-800 metre doğusunda yer alır, mezar taşları düz, dörtgen veya haçkardır. 112 adet mezar taşı tarihlendirilmiş olup yazıtların da bulunmasıyla birlikte mezar taşı sayısı 31'e ulaşmaktadır. Mezar taşları ve haçkarlar yerlere yıkılmış, yazıtlara da saygısızlıkta bulunulmuştur. Uruguay'ın en prestijli konser salonu Solis Tiyatrosu'nda dünyaca ünlü Ermeni besteci Aram Çadıryan'ın 120. yıl dönümüne ithaf edilen bir konser düzenlendi. Doğu Ermenistan'ın Uruguay Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada akşam Montevideo Filarmoni Orkestrası'nın Maskeli Balo Valsi, Zangezur Yürüyüşü, Gayane Balesi'nden alıntılar ve diğerleri dahil Aram Çadıryan'ın ünlü eserlerini seslendirdiğini kaydetti. Mesajda bu özel konser çerçevesinde Doğu Ermenistan Büyükelçiliği'nin Aram Çadıryan'ın Ev Müzesi işbirliğiyle Solis Tiyatrosu'nda Aram Çadıryan'ın 1957'deki Uruguay ziyaretinin fotoğraflarından oluşan bir sergisini de sunduğu belirtiliyor. Doğu Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi'nde Doğu Ermenistan-Çin Kültürel Diyalog başlıklı uluslararası bir konferans düzenlendi. Konferansta katılımcılar iki kadim dost halk arasındaki kültürel bağların geliştirilmesine ilişkin güncel konuları ve perspektifleri tartıştılar. Büyükelçi Fan Yong konuşmasında Çin'in, Ermenistan'ın ve Ermeni halkının tarihi, kültürü ile dünya biliminde ve kültürün çeşitli alanlarında bıraktıkları derin izlerle ilgilendiğini kaydetti. Geçtiğimiz yıl Çin'de büyük isim Aram Çadıryan'a ithaf edilen bir keman yarışması ile çok sayıda konser düzenlendiğini belirtti. Büyükelçi yakında Doğu Ermenistan'da da aynı şekilde Aram Çadıryan'a ithaf edilen bir keman yarışması düzenlenecek ve Çin'den birçok uzman katılacak dedi. Doğu Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi Akademisyen Sekreteri Yuri Suvaryan ise yaptığı konuşmada Ermeni ve Çin halkları arasındaki ilk temaslar 2. yüzyılın başlarında başladı. Bu ilişkiler ticariydi ve Ermeniler ipek ticaretiyle uğraşıyorlardı. Orta Çağ'dan önce milletimizin 1500 yıllık bir devleti vardı ama o dönemde Çin'le devletler arası ilişkiler oluşturamadık. Ancak 1992'den sonra Doğu Ermenistan yeniden bağımsız hale gelince ülkelerimiz arasında devletler arası ilişkiler kuruldu ifadesinde bulundu. Batı Ermenistan'ın Amasya ili bölgesinde orman yangını çıktı. Karamuk köyünün ormanlık alanında aynı alanın iki farklı noktasında çıkan yangın yoğun çabaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Doğu Ermenistan'ın U18 satranç takımı Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda ikinci oldu. Ülkemizi Emin Ohanyan, Arsen Davityan, Robert Pilipozyan, Erik Gasparyan ve Benik Agasarov temsil etti. Son turda satranç oyuncularımız Avusturya takımını 3-1'lik skorla yendi. Temsilcilerimiz 5 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı, 1 kez ise mağlup oldu. Şampiyonanın galibi, şampiyonada tek yenilgisini Doğu Ermenistan temsilcilerine karşı alan İsrail takımı oldu. Batı Ermenistan, genç satranççılarımızı kutlar, başarılarının devamını diler. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.